Bu bir anatomi kitabı. Kaslar, sindirim sistemi, kalp ve kan damarları, akciğerler, iskelet ve sinir sistemi. Bu kitap cansız. İnsan vücudu bu kitabın canlı hali. İnsan vücudunda harfler ne o zaman? İnsan vücudunda harfler yok. Her şey canlı. İnsan vücudunun neredeyse tamamının yapı taşı amino asitler. Amino asitleri gözle göremeyiz. Çünkü atomlardan oluşmuş mikro yapılar. Aynı elementler kullanılıyor. Yine bir şeyden çok şey yapılıyor. Amino asitler 3 parça molekülden oluşuyor. Amino grup, karboksil grubu ve R grubu. Değişen tek kısım R grubu. Amino asitlerde R grubu çoğu zaman hidrojen ve karbon atomu içerir. Bazen de sülfür veya fosfor. Her değişimde amino asitin ismi değişiyor. Çulegolara amino asitler diyebiliriz. Bunlar bir araya geldiğinde bir protein üretilmiş oluyor. Bir protein elde etmiş oldum. Böyle bir şey. Protein en küçük yaşam parçacığı. İnşaat örneğinden gidersek bazen tuğla, bazen kolon, bazen usta, bazen iş makinesi. Protein böyle harika bir robot. Bizim yayınlanan kitaplarımızda ortalama 8000 kelime var. İnsan vücudu kitabında ise 20.000 farklı sözcük yani protein kullanılmış. Biz konuşurken kullandığımız kelimeler ortalama 5 harften oluşuyor. Mesela insülin bir proteindir. 51 amino asitten oluşur. Proteinler ortalama 375 harften oluşuyor. Yani 375 amino asitten. Proteinlerin özelliğine göre amino asitlerden seçiliyor. Kiminden 12, kiminden 42, kiminden 18. Ve bunların özel bir şekilde monte edilmesi gerekiyor. Bunu şöyle daha iyi anlayabiliriz. Çağdaş heykel sanatında anaformic sculpture diye bir tür var. Yüzlerce parça iplerle farklı konumlara yerleştiriliyor. Sadece belli bir açıdan baktığınızda sanat eserini görebiliyorsunuz. Amino asitler sadece belli bir pozisyon alırsa vücut için faydalı oluyor. Proteinler vücutta 1001 farklı yapıda iş görüyor. Benim gözümdeki hücreler farklı, dilimdeki hücreler farklı, saçlarımdaki hücreler farklı, elimdeki hücreler farklı. İnsan vücudunda böyle 200 çeşit hücre var. Ve bu 200 çeşit hücre 1001 çeşit proteinden oluşuyor. Vücudumuzun yağ içermeyen tüm katı kısımları proteinden imal edilir. Kaslarımız, kemiklerimiz, saçlarımız, hemen her şeyi proteinden. Proteinler DNA'daki siparişe göre, plana göre şekil almadıkça yapması gereken görevi yapamıyor. Proteinler hücrelerde her türlü sentezi yapan birer iş makinesidir aynı zamanda. Hem kolon hem de duvar olur. Hem de ustalık yapıp bu duvarları örer. Bir proteini inceleyelim. Titin isimli bir protein var. Kasların hareketi için gerekli bir protein. 34.350 amino asitten titin isimli protein oluşuyor. Kaslarımızın çalışmasını ve kasılmasını sağlıyor. Titinin oluşması için 34.350 harfin doğru kullanılması lazım.
Bu bir telefon numarası. Tek rakamı değişse doğru yeri arayamam. Veya sondaki numarayı değiştirsem aradığım yere ulaşamam. Doğru protein yani doğru sözcük için 34 bin amino asitin doğru sıralanması lazım. Ve 3 boyutta doğru konuşlanması lazım. Vücudun doğru proteini yani titini oluşturmasa ne olur? Veya 34 bin amino asitten birinin şeklinde bir bozukluk olsa ne ortaya çıkar? Dolayısıyla bu hastalıklara neden olan şey proteinlerin katlanıp anormal ve toplanmış bir konformasyona dönüşmesi ve böylece hastalıklı hale gelmeleridir. Kas hastası olurum veya atrofi olur veya skolyoz ortaya çıkabilir. Olağanüstü kompleks olan insan vücudu için normal olan sağlıklı olmak değildir. Normal olan binbir hastalıkla boğuşmamız. Bu nedenle sağlıklı olmanın kendisi bambaşka ve akıl almaz bir mucize. Titin, vücudumuzdaki 20 bin proteinden sadece biri. Peki insan kitabının doğru amino asitlerle tesadüfen oluşma olasılığı nedir? YouTube'da dünyanın en büyük bilim kanalı Kutgizakt'tır. Kutgizakt bu olasılığı şöyle hesaplıyor. Ve proteinler düzinelerce, yüzlerce, binlerce amino asitten oluşur. Bir insan hücresinin 375 amino asitlik ortalama protein uzunluğu için hücrelerinizin yapabileceği 6.8 çarpı 10 üzeri 495 olası protein elde edersiniz. Evrendeki atomlardan kuadrilyon Google, 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 Google daha fazla. Bu muhtemel proteinlerin çoğu işe yaramaz, aynı insan dilinde çoğu harf kombinasyonunun saçmalık olduğu gibi. ...34.000 amino asitli bir proteini değil, 7 amino asitli bir proteini deneyelim. Elimde bir harf tablası var. 26 harften oluşuyor. Bu harfleri masaya döküp anlamlı bir kelime oluşmasını bekleyebilir miyim? 26 harften birer tane seçtim. 7 harfli bir proteinin adını yazalım. Bu harfleri şöyle yukarıdan döksem. Döktüğüm harflerden glycine isimli amino asitin adı çıksa, inanır mısınız? Bir hile var dersiniz. Birisi bunları dizmiştir dersiniz. Kelimenin tamamının doğru yazılması şöyle bir olasılık. 1/26/7. Bu harflerin doğru bir şekilde glycine yazma ihtimali 8.031.810.176'da 1. Tüm amino asitlere sözü geçen, onları koordine eden bir güç gerekiyor. Bu güç burada benim parmaklarım ve aklım. Doğru sıralamakla iş bitmiyor. Amino asitlerin birbirinden farklı yükleri var. Bazıları daha negatif, diğerleri daha pozitif. Bu güçlerin etkisinde protein üretiliyor. Elektrik yükleri, açılar, böyle pek çok faktör var. Sadece belli konumda gerçek protein oluşuyor. Böyle harika, olağanüstü bir kitabın rastgele oluşma olasılığı nedir? Önce bu elimdeki kitaba bakalım. Bu kağıttan cansız kitabın rastgele oluşma olasılığını düşüneyim. Bir odaya kağıtlar, kalemler, boyalar koysam, trilyonlarca yıl geçse, yağmurlar yağsa, şimşekler çaksa, ve sonunda bu kitap oluşsa, mümkün mü? İşte bunun deneyini yapmışlar. Altı maymuna bir bilgisayar verirseniz ne elde edersiniz? Kesinlikle Shakespeare değil. İngiltere'de Plymouth Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan bir çalışma grubu, Paynton Hayvanat Bahçesi'nden izin alarak bir deney yaptı. 2003 yılında. Maymunların önüne bir klavye bıraktılar ve gözlemlerini bir radyo yayınıyla ve web sitesiyle duyurdular. Sonuç şu oldu.
Maymunlar çoğunluğu S harfinden oluşan ve yalnızca 5 sayfa uzunluğunda bir metin yazdı. Deney bir ayın sonunda şöyle bitti. Baba maymun klavyeyi bir taşla ezdi. Diğer maymunlar da klavye üzerine dışkılarını yaptı. Teoremin akıbeti kötü oldu. Deney sınırlı sayıda baskı yapan mini bir kitap olarak yayınlandı. Maymunların oyununu tanımlayacak kelime yok. Bir grup öğrenci tarafından yapılan tuhaf deney, maymunların Shakespeare yazamadığını ortaya çıkardı. Gerçek hayatta Shakespeare'in tüm eserleri değil, tek bir cümlesi bile rastgele kendiliğinden oluşmaz.